Ankara'da iki gün aradan sonra bir başka gürültü katliamı daha yaşandı efendim. Bugün iddiaya göre Hüseyin Alkan asansörü tamir eden komşusunu "çok gürültü yapıyorsunuz" diye uyarınca aralarında tartışma çıktı. Alkan evinden tüfeğini alıp komşusu ve 10. sınıf öğrencisi oğluna kurşun yağdırdı. Kaçmaya çalışan eşini sokak ortasında vurdu. Yetmedi, geri dönüp yöneticiyi de yaraladı. İşte baba ve oğlunun hayatını kaybettiği o dehşet anlar. Çocuğunun kafasına sıkmış, babasının da kafasına sıkmış, orada yatıyorlar. Yine Ankara, yine gürültü tartışması, yine komşu katliamı. Bu kez elinde tüfekle sokak ortasında kameralara yansıdı o cani. Babayla oğlunu öldürdü, anneyi ve apartman yöneticisini yaraladı. Kimsenin aklına geçmez ki öyle bir şey yani ya. Akıllarına gelmeyen başlarına geldi. Apartmanları kan gölüne döndü. Şahin apartmanında oturan Uğur Şahan asansör işiyle ilgileniyordu. Bugün sabah saatler 11.30'u gösterdiğinde 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali ile birlikte tamirata başladılar. Baba oğul çalışırken sesten rahatsız olan Hüseyin Alkan apartman yöneticisinin kapısını çaldı. Rahatsız olduğunu söyledi. Tartıştılar, sinirli aşağı indi. Baba oğul apartmanın giriş katında asansörde çalışmaya devam ederken çıkan gürültü sebebiyle aralarında daha önceden husumet bulunan komşularıyla tartışmaya başladı. Biz de bilmiyoruz yani, öyle bir yani cinayet işleyecek durum da yoktu yani. 15 senelik komşumuz yani. Komşularının kendi halinde emekli bir adam dediği Hüseyin Alkan dehşet saçtı. O tartışmanın sonu felaketle bitti. Hüseyin Alkan dairesine çıktığı gibi av tüfeğini aldı ve baba oğula kurşun yağdırdı. 48 yaşındaki baba ve 10. sınıf öğrencisi oğlu Mehmet Ali Şahan çalıştıkları asansör önünde feci şekilde can verdi. Çocuğunun kafasına sıkmış, babasının da kafasına sıkmış, orada yatıyorlardı. Anne Sevda Şahan her şeye şahit oldu. Oğlu ve kocası katledilen kadın can havliyle kendini sokağa attı. Cani komşu peşinden gidip onu da vurdu. Kadın yere yatmış ama canlıydı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Hüseyin Alkan elinde tüfekle hızlı adımlarla tekrar binaya girdi. Yukarı çıkıp bir de öbür kızına sıkmış. Apartman yöneticisini de yaraladıktan sonra suç aleti tüfeğiyle yakalanıp gözaltına alındı. Gürültü tartışmasında iki ölü iki de yaralı var. Yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi. Göreceksiniz.